Şimdi size kısa bir video izlettireceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl çark edip de daha önce söylemiş olduğu yalanı şimdi düzelterek kendi yalanını kendisi ortaya çıkardığını izleyip göreceksiniz. Bakın. Öncelikle sağlık Dinleyin. çalışanlarının aşı olması lazım. Onlar çünkü doğrudan doğruya hastalarla ilişki kuruyorlar. Onları tedavi ediyorlar. Onlar günün 24 saatinde çalışıyorlar. Eğer bugün pandemide çok ciddi bir yaygın tablo ortaya çıkmadıysa bunun temel nedeni bizim sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri çabadır, verdikleri mücadeledir. Evet arkadaşlar bakın ne diyor? Büyük bir salgın problemi yaşamamış isek diyor. Yani durumumuz iyi ise, bugünkü durumumuz iyi ise bunun sebebi sağlık sektöründe çalışan tabiplerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz. Bunu inkar etmiyoruz. Bu hani o büyük hani mücadeleyi gösteren doktorlarımız, hemşirelerimize yani teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun onlardan. Kendi canlarından feragat ettiler. Onların hakkını ödeyemeyiz. Onları bir ayrı ayırıyorum. O ayrı yani. Onun takdiri bir ayrı. Ama bakın ne diyor biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan bu pandemi dönemini yönetememişti. Yani bu iktidar bu pandemi döneminde ülkeyi mahvetti. Sağlık sistemiyle oynadı. Büyük zayiatlar veriyoruz. Bunların yanlış politikası yüzünden diye yalan atmıştı. Şimdi ne diyor? Oldukça diyor ülkemiz diyor bu salgın virüs sebebiyle can kayıpları ve bu hani önlenebilir alınan önlemler oldukça yerinde. Ülkemiz başarılı bir konumda ve biz bu salgını elimizden geldiği kadar en az zayiatla atlattık, atlatabiliyoruz. Yani başarılıyız. Bu konuda başarılı gidiyoruz diyor. Bunu da doktorlara, hemşirelerin üzerine atıyor. Aslında gizli olarak iktidarı şu anda övüyor. Yani daha önce söylemiş olduğu yalanı şimdi çürüttü. Çürütüyor. Görüyorsunuz değil mi? İkiyüzlülüğün daniskasını yapıyor. Ülkemiz bu koronavirüs salgını sebebiyle uğramış olduğu zararı çok başarılı bir şekilde idare ediyor ve elinden gelen her türlü önlemleri alıyor ve iktidarımız son derece bu konuda başarılı ve hakkını teslim etmek gerekir. Eğer CHP olsaydı bugünkü yaşamış olduğumuz bu salgın virüsün yani krizini 20 kat, 50 kat veyahut da önünü alınamaz daha büyük zayiatlarla, zararlarla yürüteceğimizi hatta baş edemeyeceğimizi dünyanın bize bir tarafıyla güleceği konuma geleceğimizi bu kendisi burada yalanını kendisi anlattı. Hepiniz de şahit oldunuz. Dün söylediği yalan bugün çürümüştür. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.